kadar yorulmadı. Samsun pidesine gel. Pidelerimiz harika, nar gibi kızardı gördüğünüz gibi. Merhabalar diyorum başkanım size. Merhabalar efendim. Merhabalar arkadaşlar diyorum. Ve bugün şöyle bir şey düşündüm. Bugün de Samsun'dan bir şey yapalım dedim. Evet. Evet. Bence de güzel yapmışsınız, iyi yapmışsınız. Çok güzel düşünmüşsünüz. Şöyle çıtır çıtır, kıyır kıyır ne yapabiliriz acaba? Allah Allah, Samsun'a meşhur, Samsun'a özel, Samsun'a meşhur. Samsun'a meşhur diye bir kelime olur mu ya? Samsun'a meşhur. Samsun'un meşhur bir yemeği mi diyelim? Evet. Böreği mi diyelim, pastası mı diyelim, poğaçası mı diyelim? Pidesi diyelim. Pidesi diyelim, evet. Bugün sizlere Samsun pidesi yapacağız. Şöyle kıyır kıyır tereyağlı. Evet. Değerli dostlar, eminim duymuşsunuzdur. Samsun pidesi gerçekten meşhurdur. Hatta birçok ilde Samsun pidesi diye ben kesinlikle pide salonları gördüm. Trabzon'un mesela ekmeği. Aynen, doğru. Gibi. Ne bileyim işte Konya'nın ya da Konya bölgesinde ekmek var. Etli ekmek gibi. Evet. İşte Adana'nın Adana'sı gibi. Evet, doğru. Adapazarı'nın ıslak köftesi gibi. Antakya'nın künefesi gibi. Gibi gibi ama bizim pidemiz neydi geçen yaptığımız kıyır. İşte Tokat'ın batı. Batı gibi Samsun'da Yozgat'ın pidesi, çöreği falan evet. Derken o zaman fazla uzatmayalım, arkadaşlarımızı sıkmayalım, malzemelerimizi sayalım. Şefim, evet. Ne yapmamız lazım, neler gerekli malzeme için? Şimdi şöyle, iç malzememiz için 300 gram kıymamız, 2 tane soğanımız, tuz, kimyon, pul, biber, karabiber, baharatımız. Ölçü vermiyorum, gene dediğim gibi hani bakarsınız herkes arzusuna bağlı, azı çoku. Bir yemek kaşığı tereyağımız, çok az zeytinyağımız, koyabilirim de koymayabilirim de o şey olarak. Bakacağım. Hamurumuz için şöyle bir kavanoz, hatta hala unlu, 1,5 kavanoz unumuz, yarım su bardan bir parmak fazla suyumuz, ılık normal su, bir tatlı kaşığı yine tuzumuz, bir yemek kaşığı tereyağımız, bir tane mayamız, bir yemek kaşığı da yoğurdumuz var. Hemen başlıyoruz o zaman. Siz başlarken ben size soru sorayım, siz devam edin çalışmanıza. Tamam. Şöyle unumuzu koyuyoruz. Buyurun. Şefim zaten koyarken arkadaşlar görüyor yani niye şöyle koyuyoruz diye bir daha orada anlatıyorsunuz. Evet. Ben çok merak ediyorum. Mesela niye şefler şöyle koyuyoruz? Evet niye acaba? Ben bunu niye yaparsınız? Zaten ekranda o unu koyarken görmeyecekler mi sizi? Bilmem, doğru söylüyorsunuz aslında. Şimdi soğanları koyuyoruz. Aynen. Bak şimdi şöyle karıştırıyoruz. Sağdan karıştırıyoruz. Demiyorum küstüm. Ne koydunuz neydi hatırlayın yine? Yoğurt mu? Evet ama unun ortasını açtım. Yoğurdu koydunuz. Ortasına koyuyorum şimdi. Peki, buyurun. İlk defa böyle yapıyorum bak ama. Yağımızı koyuyoruz. Sen söyle o zaman. Evet. Söyle. Kaşığı sıyırıyoruz. Kaşığı kenara koyuyoruz. Evet, tuzumuzu. Tuzumuzu, evet tabii tuz. Evet. Tuzumuzu olmazsa koyuyoruz. Olmaz. Evet. Evet. Şöyle. Kaşığı yine kenara koyduk. Evet. Siz görmüyorsunuz ya, biz o yüzden burada size böyle anlatıyoruz. Ben yaptım size hareketi. Ya doğru söylüyorsun. Peki şefim. Ya biliyorsun sana takılmayı seviyorum. Yani evet. Sen özgürsün, istediğin gibi konuşabilirsin. Dükkan senin şefim. Şurada şu suyumu alayım. Sen sorabilirsin, ben şöyle yavaş yavaş. Ya işte siz koyuyoruz, ediyoruz dedi ben soramıyorum tabii. Sen şimdi burada her Allah yaptığın hareketi anlatacaksın. Tamam, daha söylemeyeceğim. Malzemeleri söyleyecek ondan sonra tamam. Bence de yani malzemeleri söyleyeyim, geri kalan sohbet yapalım bence yani. Olur. Suyumuzu koyuyoruz. Ya hayır ya, hayır ya. Tamam. Şimdi hamurumuzu yoğurduk. İç malzememizi kavurana kadar bekleyecek. Yani çok o şekilde dinlendirmeye almıyoruz başkanım. Neden peki? Bu o kadar yorulmadı. Aha, diğerleri yorulmuyor. Hava çok güzel. Yani yoksa bilmiyorum ya, ben bana annem öyle öğretti taktiği. Hayır, hayır. Ya da bu modeller böyle mi? Çok niye diğerleri? Ama niye diğer hamurlar dinleniyor da böyle da iç saat, üç saat, beş saat dinlemiyor? Yok, bunu hemen mesela kıymamız kavrulana kadar durabilir, o kadar değil bu. Evet, şimdi bir kaşık tereyağımızı hemen tenceremize koyuyoruz ve
Erittikten sonra ben şöyle söyleyeyim, 300 gram kıymamızı içine atacağız. Onu kavuracağız. Sonra hemen 2 tane soğanımız demiştik, onu atacağız. O ölecek. Baharatlarımızı atıyoruz ve kavurma işimiz bitmiş oluyor. Peki. Kıymamız kavruldu. Soğanımızı atıyoruz. Soğanla. Hayır ama olmadı, uzatmadım. He. Şimdi soğanları atıyoruz. Kıymamız kavruldu. Evet. Böyle kesik kesik. Soğanlarımızı attık. Şimdi bunun özdeşmesini bekleyeceğiz. Yani demin demiştim ya, böyle karamelize baharatlarımızı atıyorum. Söyleyeyim mi onu? Karabiber, pul biber, kimyon ve tuzumuz. Ama arzuya bağlı. Şekilde atıyoruz. Ve atalım. Şimdi soğanlarımızın ölmesini bekliyoruz. Pide hamurumuzu hazırladık ve açmaya hazırlıyoruz. Şöyle. Uzun mu olacak? Evet, uzun. Ve kapatacağız. İç harcımızı koyup. Pide hamurumuzu açtık. Ve iç harcımızı koyuyoruz. Böyle avucumuza sığacak kadar. Yani hamur. Bir kişinin avuç içi kadar. Avuç içi kadar. Evet, evet, şöyle alıyoruz ve uzunlamasına açıyoruz. Şefim, o zaman bir dahakine de açık pide yapalım. Olur. Güzel o da, olur. O da güzel oluyor. Onun iç malzemeleri de yani farklı farklı oluyor. Tabii. Mesela? Arkadaşlar şimdi Samsun'daki pide yiyenler bilir. Kapalı pidenin iç harcı 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Yani kıyma, işte soğan, işte kıymanın içine maydanoz koyabilirsiniz siz zevkinize evet, göre. Doğru. Farklı şeyler koyabilirsiniz. Bir de işte, peynirle çökerek de olur. Hmm. Ama açık pide yine bu malzemeleri koyup da yapabilirsiniz. Ayrıca işte sucuk, pastırma, hemen söyleyeyim, işte kaşar, yine kıymalı. Vejeteryansanız sebze koyabilirsiniz. Evet, ıspanaklı da mesela, ıspanak türü şeylerden de olabiliyor, değil mi? Şey, evet, farklı, evet. Farklı olabilir. Evet. Yani o yüzden bir dahakine de açık yaparsak dedim. Aynen, olabilir. Şimdi iç harcımızı koyuyoruz. Bir de sevgili dostlar, bu iç harcı da kişiye göre değişir. Yani kimi için malzemesini bol sevebilir, kimi az sevebilir. Ama ideali aslında ne çok ne hani böyle çok kıt koyun, ne de gereken fazla abartılı koymayın. Ne cimrilik yapın ne cimrilik. Yani evet, yani. Çok olunca da aslında çok da lezzetli olmuyor. Evet, sanki sadece kıymayı yiyormuşsunuz gibi oluyor. Yani hani böyle doğru. Pide değil de. Sadece kıyma. Aynen, sadece kıyma yersiniz, yemişsiniz gibi oluyor. Ama tabii bunlar tamamen bizim kendi zevklerimiz, yani bize göre. Evet. Siz yine seviyorsanız bildiğiniz gibi yapabilirsiniz. Ya Samsun pidesine gel. Açalım sen de bir Samsun pidesi. Evet. Gel. Allah'ım yarabbim. Allah. Böyle de pide açılır mı arkadaş? Evet. Şimdi bunu tepsiye koyuyoruz. Dönebilir mi? Dönün, tabii ki dönebilir. Çok saygılıdır şefim. Böyle asla seyircisinin arkasını dönmez. O yüzden izin alır. Evet.
Evet, yine hazırlıyoruz bezemizi. Köpeklerimiz hava çok güzel olduğu için havlamaya başladılar. Karam ve Rüzgar. Bir tane köpeğimiz var arkadaşlar. Hatta bir önceki videomuzda gösterdik onları kısa bir şekilde ama onlarla alakalı da çizgiler atacağız size. Şu an maşallah şeyleri düştü. Sevgili arkadaşlar, Samsun'un bir özelliği de şudur. Pazar günleri genelde bunun iç harcını herkes kendi zevkine göre hazırlar. Ve bunları pideci, değil mi? Sadece evet, pideci. Bu işi yapan, mesela fırınlar değil bakın. Evet, sadece evet. Pide işi yapan bizim lokantalarımız vardır. Oraya götürürler. Hatta çok da kalabalık olur. Evet, sıra bazen böyle erken gitmek gerekir. Çünkü bir mahallede iki tane de üç tane vardır pideden fazla. Ama düşünsene yani kaç tane, kaç kişi veya kaç yüz kişi oraya, değil mi? Pide için sıraya girer. Sıra alınır. Ama o da zevkler aslında. Yani böyle pazar günü işte hani alır biri işte gider pide, evdekiler işte çay derler falan filan. Yani evde biraz kalabalıksa evet. Böyle bir muhabbet. Hey gidi günler. Evet, şimdi ben de onu diyecektim. Şimdi öyle eskisi gibi öyle şey yok yani ya. Ya eskisi gibi derken yani eskiden... Sadece hafta sonu yapılırdı o zaman başkanım. Hani daha o zaman. Şimdi hafta içi de yapılıyor, yapıldı. İşte şey oluyor, ne bileyim. Ya, o şey de kalmadı yani. Yok. Tabii biraz evet. Da bu pandemi de evet, bir, çok bir an önce bitseydi hayırlısıyla insanların İnşallah. Artık zevki kalmadı. Dışarı çıkmaya da korkar hale geldiler. İnşallah. Biraz da Samsun bu konuda biliyorsunuz öncülük yapıyor. Hani niye öyle oluyor onu da anlamış değiliz ama böyle bir hep zirvede. Zirveyi severiz biliyorsunuz. Evet. Bir de şey, şey de var yalnız ya. Yani tabii eski adetler de yavaş yavaş tükeniyor mu, bitiyor mu? Kalmadı evet. Kalmadı mı? Yine annem, teyzem mesela onlar bundan dediğim size 20 sene önce, 30 sene önce Ramazan yaklaşırken her gün mutlaka bir ailede bir araya gelirlerdi. Mesela bir gün annemlerde toplanırlardı. İşte teyzemler, akrabalar, eşler, dostlar. Ondan sonra işte evde kız varsa kardeşler, kız kardeşler. Böyle mantılar açılır. Ev işler yapılır. Zironlar yapılır. Ramazan'a hazırlık olurdu yani. Aynen. Sonra ertesi gün bir diğer haneye geçerlerdi. Aynı işlemler orada yapardı. İmece gibi hani. Evet, imece gibi. Yani. Şimdi onlar da kalmadı. Yani ne bileyim yani adetler bitiyor. Ya da artık hepsinin hazırı çıktı. Hani evet. Şimdiki arkadaşlar, şimdiki gençler hani biraz rahatlamak kaçıyor. Ya da iş temposundan dolayı zaman mı bulunamıyor. Artık adını ne koyarsanız koyun. Ama eski adetlerimiz yavaş yavaş kayboluyor. Kesinlikle. Evet. Hop, işte pidelerimiz fırına hazır. İşlem budur diyorsunuz ya. İşlem budur. Samsun pidemizin kapalı olan modeli. Kapalı olan, evet. Kapalı olan bu şekilde şimdi fırlatacağız. Evet, 280 derecede ısınmış fırınımıza atıyoruz. Hadi atalım o zaman. Hadi bakalım. Pidelerimiz harika, nar gibi kızardı gördüğünüz gibi. Şöyle misler gibi tereyağımızı üzerine sürüyoruz. Ve çayımız demlendi, afiyetle yiyeceğiz başkanım. Evet efendim, çok güzel gözüküyor. Teşekkür ediyorum. Acıktık da gerçekten. Evet. Yani şu an saat kaç diye söylemeyelim. Neden söylemeyelim? Çünkü video açacağımız saat farklı olabilir.
Evet. Ama acıktık. Biz şöyle buluşmak üzere bir dahaki videomuzda diyelim. Ve servisimizi biz kendimize açalım. Evet. Arkadaşlar görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz, bizlere destek olmak istiyorsanız, kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Buyurun şey. Kendinize cici bakın. Bizimle bir aile olmak istiyorsanız yorumlarınızı bekliyoruz. Videolarımızı izleyin diyoruz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.